Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 4-10 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, pazar günü 3 Aralık'ta ikizler burcunda meydana gelen o güçlü süper dolunayın etkileri bu haftada devam edecek. Özellikle ilişkileriniz alanında önemli etkiler altında olabilirsiniz. Yeni kararlar verebilirsiniz şu süreç içerisinde. Biraz stres altında olmanız da mümkün. Merkür retrosu başladı ve burcunuzda şu sıralarda retro. Satürn burcunuzun artık son derecelerinde ilerliyor ve 20 Aralık'tan itibaren de burcunuzdan tamamen ayrılacak. Ama bu ayrılık öncesinde belki de son 2,5-3 yılın bir değerlendirmesini yapmanızı istiyor sizden. Merkür'le de birleşerek şu dönemde zihniniz biraz yavaşlayabilir, biraz daha fazla içe dönebilir ve geçmişle ilgili bazı konuları daha fazla sorgulayabilirsiniz. Karamsar hissetmeniz mümkün kendinizi, biraz melankolik olabilir. Bedensel veya ruhsal sağlık problemleri şu sıralarda nüksedebilir. Kronik hastalıklara karşı dikkatli olmakta fayda var. Hem dolunay etkisi hem satürn etkisi biraz zorlayıcı görünüyor. Ama hafta ortasından itibaren daha rahat enerjiler altında olacaksınız. Çarşamba akşamından itibaren Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Biraz daha ruhsal olarak rahatlamanız, kendinizi daha güvenli, huzurlu hissetmeniz mümkün. Perşembe ve Cuma günü Ay'ın açıları oldukça iyi. Burcunuzda bulunan Güneş, Venüs, Merkür, Satürn'le Ay olumlu açılar yapacak Perşembe ve devam eden Cuma gününde ve bu hafta içerisinde özellikle Perşembe ve Cuma günü hem kendinizi moral olarak daha güçlü hissetmeniz mümkün hem de günlük hayatınız, iş hayatınız, özel hayatınızda daha keyifli gelişmeler olması mümkün. Hafta sonunda ise Ay Başak Burcu'nda olacak. Ay Başak Burcu'ndayken biraz daha bir aile büyükleri, işte genel anlamda hayatınızdaki görevler, sorumluluklar öne çıkıyor. Hafta sonu bu anlamda biraz daha ciddi enerjiler altında olabilirsiniz. Bir yandan da Mars'ın artık burç değiştirdiğini görüyoruz. 9 Aralık'tan itibaren Mars Akrep Burcu'nda ilerleyecek ve 26 Ocak'a kadar da Akrep Burcu'nda olacak. Bu dönemde Mars özellikle iş hayatınız, günlük hayatınızla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanızı gerektirebilir. Satürn'ün de artık burcunuzdan ayrılmasıyla beraber yaşamınızda önümüzdeki yıl itibariyle, bu yılın sonlarından itibaren yeni bir döngü başlayacak. Ve geçtiğimiz yılın, geçtiğimiz 2-3 yılda yaptığınız çabaların da belki karşılığını almaya başlayacaksınız sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.